Uyku apnesi uykuda solunum durması olarak biliniyor. Kişinin yaşam şeklini etkileyen hastalık, obezite ve yanlış beslenme sonucu ortaya çıkabiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Fatma Özdemir, uyku apnesi tedavisi konusunda bilgiler verdi. Uyku apnesi genelde milenyum çağında daha fazla bilinen bir hastalık oldu. Obezitenin ve yanlış beslenmenin sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Uykuda solunum durması olarak da bilinir. Neden obeziteyle ilişkilendiriyoruz? Çünkü genelde kilolu hastalarımızda daha sık görüyoruz. Boynu kısa olan hastalarda yapısal olarak da gördüğümüz oluyor. Ama bel çevresi geniş hastalarımızda daha fazla görüyoruz. Gece uykuda solunumun durmasıyla seyrediyor. Hasta genelde farkında olmuyor. Birlikte yaşadığı kişiye, partnerine, eşine sorarak klinik tanıyla koyuyoruz aslında uyku apnesi tanısını. Bir takım bunun için cihazlarımız da var tabii. Ama hastalarımıza genelde şunları soruyoruz. Gece horlamamız var mı? Gündüz uykulluk halimiz var mı? Ya da işte birlikte yaşadığı kişiye soruyoruz tabii horlama kısmını. Sabah uykudan uykumuzu alamamış şekilde ya da baş ağrısıyla uyandığımız olur mu şeklinde sorguluyoruz hastayı klinik olarak. Gerekirse de ileri tetkik amaçlı polisomnografi dediğimiz uyku testini yapıyoruz. Hastalarımız genelde kendileri çok farkında olmazlar tabii horladıklarını. Bazen anlamsız kilo artışları da bize uyku apnesiyle gelebilir. Çünkü gece apneye bağlı olarak kişi iyi soluk alıp veremez. Oksijen uç organlarına kadar gidemez. Bu yüzden metabolizması yavaşlar kişinin. Gerekirse hani tiroid hormonlarına da baktırıyoruz bu hastaların ama hani yediklerim aynı olmasına rağmen bir kilo artışım var hocam diyen hastalarda gece mutlaka oksijen düşüklüğünü sorgulamak lazım. Yakınlarının şikayeti olan hastalarda işte horlaması çok şiddetli, uykuda solunumunu tutuyor, solunumunu tutarak, soluğunu tutarak uyanıyor. Bir taraftan bir tarafa döndürmem gerekiyor diyor genelde eşleri hastaların. Bu şekilde belirtileri olabiliyor. Gündüz uykulluk hali bıraktığımız yerde uyur bu hasta diyor genelde yakınları. Bunlar da bir belirtidir. Baş ağrısı, geçmeyen baş ağrısı ve uykuyu tam alamama, kaliteli uyku uyumamaya bağlı sorunlardır. Bunlar klinimize bu semptomlarla gelir. Önce polisomnografi yapmak lazım tabii ki. Klinik olarak şüphelendiğimiz hastaları uyku testine gönderiyoruz. Biz Tekden Hastanesi olarak da Kayseri'de bir ilki başlattık. Evde uyku testini başlatıyoruz artık inşallah. Şöyle oluyor. Normalde polisomnografi cihazı hastanın gece solunumunun kaç kez durduğunu, oksijeninin kaçlara kadar düştüğünü, beyin dalgalarında, beyin aktivitesinde bir yavaşlama olup olmadığını ölçen bir cihazdır. Pandemiyle birlikte maalesef ki uyku poliklinikleri daha az hasta yatırır oldu. Ya önceden mesela iki hastaya birlikte bakabiliyorduysak bir gecede şu anda bulaş ihtimalinden dolayı bakamıyoruz maalesef. Bir de birçok hastamızın şöyle şikayetleri oluyor. Ben yerim değişse uyuyamam, yastığım değişse uyuyamam gibi. Hani bu hastaların gerçekten uyku apnesinin olup olmadığını bilemiyoruz dolayısıyla. Zaten tüm dünyada evde uykuya geçilmekte COVID-19 pandemisiyle birlikte. Biz de hastalara evde uyuyabilecek, cihazla uyuyabilecekleri şekilde destek veriyoruz. Cihazın bir gece takılı kalması lazım. Hastanın bir akşamdan ertesi sabaha kadar cihazla uyuması gerekiyor. Cihaz bize sabah bir döküm veriyor. Hastanın gece kaç kez soluğunun durduğunu, oksijenin ne kadar düştüğünü ölçüyoruz. Belli bir değerimiz var. Onun üzerindeyse kişiye mutlaka diyoruz ki sizin cihazla uyumanız lazım. PAP tedavisi dediğimiz basınçlı oksijen makineleri var. Bu tedaviyle uyuyan hastalarımın birçoğu hem kilo artışları durdu ya da kilo verenler oldu. Hem de bu cihazların yüksek oksijenin diyelim daha doğrusu PAP cihazlarının şöyle bir avantajı var. Kişinin gece soluğunun durmasına bağlı kalp krizi riskini azaltıyoruz dolayısıyla. Ve hastaların yaşam kalitesi daha da düzeliyor. Hiç uyumamışım şimdiye kadar diyen hastalarım oldu cihaz kullandıktan sonra.